Yani mümince, Müslümanca yaşamak demek bu demek işte. Yani Müslümanın yemesi, Müslümanın içmesi, Müslümanın oturması, Müslümanın kalkması, Müslümanın gülmesi, Müslümanın eğlenmesi, Müslümanın aile yapısı, Müslümanın giyim kuşamı hepsi Müslümanca olmalı. Müslümanca bir tavır var. Bunu Kur'an-ı Kerim ayetleri belirlemiştir ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavırları, sözleri, emirleri belirlemiştir. Yeme içme meselesinde böyle. Daha önce geçti bu ders, bu rivayetler. Orada da söyledim. Değerli arkadaşlar, biz çocuklarımızı, yavrularımızı yetiştirirken, anne baba olarak çocuklarımızı yetiştirirken nasıl onlara tuvalet adabını öğretiyorsak, nasıl onlara giyim kuşamı öğretiyorsak, nasıl onlara temizlik lerini öğretiyoruz. Nasıl onlara evlerini oturduğu, kullandığı odayı derli toplu tutmayı öğretiyorsak, oyuncaklarını oyun bittikten sonra toplamayı öğretiyorsak, nasıl onlara konuşurken büyüklerine karşı nasıl saygılı olması gerektiklerini öğretiyorsak, yeme içmeyi de Müslümanca öğreteceğiz küçük yaştan itibaren. Bizim anamız, bizim babamız bize böyle öğretti. Sol elimize aldığımız zaman lokmayı hemen küçüklükten itibaren annemiz babamız bizi uyarırlardı. Sağ eline al, cici elinle ye, sağ elinle ye diye uyarırlardı. O zaman şeytan sol elinle yer, sol elinle içer demezlerdi belki. Çünkü onu anlayacak kapasitede değildik o yaşlarda ama mutlaka bize çocukluktan itibaren sağ elimizle yemeği öğrettiler. Şimdi o eğitimi alanlar ne yapıyorlar? Ellerine bir şey aldıkları zaman yiyecek ya da içecek derhal sağ eline alıyor. Otomatik bu meleke haline gelmiş artık bir alışkanlık haline gelmiş. Otomatik olarak ağzına götüreceğini bir şeyi hemen sağ eline alıveriyor değil mi? Biz de çocuklarımıza böyle öğretmeliyiz. Zira mümince, müslümanca yeme, içme bu şekilde oluyor.